Bir yakınınızın doğum gününde hediye alma telaşında bazen aklınıza hediye olarak dolma kalem almak geçer. Ara ara bilinçli, genellikle ise akla başka bir şey gelmediği için yapılan bu tercihin arkasında aslında çok derin bir anlam bulunuyor. Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir hediye olarak neden dolma kalemin tercih edildiğinden ve alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Bir kişiye önemli bir günde dolma kalem hediye etme geleneği ülkemizde ve dünyada uzun yıllar uzanan bir gelenek. Dolma kalem, bilginin, eğitimin ve başarının simgesi olarak verilen bir hediyedir. Önemli bir okulu kazanan gençlere bilginin kıymetini hatırlatması için verilir. Aynı şekilde yine önemli bir okuldan mezun olan gençlere de edindikleri bilgileri yaymalar amacıyla yine dolma kalem hediye edilir. Ülkemizde ayrıca dolma kalem hediye geleneği doğum sonrası ve sünnet düğünlerinde de görülür. Yeni doğan çocuğun önüne bir tepside konulan eşyalar arasında dolma kalem her zaman vardır ve bebeğin bunu seçmesi halinde alim olacağı söylenir. Benzer şekilde erkek çocuklarının sünnet düğünlerinde de hediye olarak verilen kalemler ardından okuyup adam olması için dileklerde bulunulur. Dolma kalem hediye etmenin ayrıca kişisel anlamları da vardır. Hediye edilen bir kalem aslında son derece özel bir nesnedir. Sürekli olarak kalbinizin üstünde taşırsınız. Kalemle ne zaman bir şeyler yazsanız, kalemi hediye eden kişi aklınıza gelir ve onu hatırlarsınız. Üstelik kaliteli bir dolma kalemin ömür boyu kullanacağını düşünürseniz, hediye ettiğiniz kişinin aklından uzunca bir süre kaybolmazsınız. Bir dolma kalem hediye etmenin karşı tarafa faydaları da vardır. Diğer kalemlerden farklı olarak, dolma kalem ile yazarken biraz daha yavaş yazmanız, düşüncelerinizi toparlamanız gerekir. Günümüz dünyasının koşturmacı yaşamında bir anlık bile olsa sakinleşmenizi sağlar. Ayrıca düzgün yazmaya çalışırken yazdığınız şeye odaklanırsınız. Bu ise sizi konu üzerine daha fazla düşünmeye sevk eder. Ayrıca zevklidir. Hediye ettiğiniz dolma kalemi kullanan kişinin daha fazla yazı yazmasına, hayal kurmasına, hayallerini kağıda aktarmasına imkan verirsiniz ki hayal kurmanın keyfi başka hiçbir şeyde yoktur. Güzel bir dolma kalem hediye ederek sevdiğinizin bu zevki tatmasını sağlayabilirsiniz. Dolma kalemlerin kişisel hediyeler olması sadece bu anlattıklarımızla sınırlı da değildir. Tercih ettiğiniz kalem tamamen şahsi özel ve onu anlatan bir kalem de olabilir. Günümüzde farklı tasarımlarda, temalarda ve malzemelerde üretilen kalemlerle tam olarak hediyeyi alacak kişiye anlatan bir kalem alabilirsiniz. Uzak doğuya meraklı birine Japonya temalı bir kalem alabilirsiniz. Bilim kurgu seven bir yakınınıza Star Wars temalı bir kalem veya astronot tasarımına sahip bir kalem hediye edebilirsiniz. Gerçi ikincisi için bankanızla görüşmeniz gerekebilir, uyarmadı demeyin. Hediye kaleminizi seçerken karşı tarafın ilgi alanına veya değer verdiği bir konuya ithafen yapılmış kalemleri seçebilirsiniz. Kalemlerin belirli konseptlere uygun olmasının yanında kullanılan malzeme ve renkte dikkat etmeniz gereken başka bir konu. Ciddi yapıdaki insanlara alınacak bir kalemin koyu renklerde ve daha klasik tasarımda olması tavsiye edilir. Gençlere veya daha renkli kişiliğe sahip insanlara ise modern çizgiler ve pastel renklerde bir kalem daha uygun bir tercihtir. Bunun yanında seçeceğiniz kalemin kullanılacak kişinin yazım tarzına uygun olmasına dikkat etmelisiniz. İnce yazıları mı daha çok seviyor yoksa kalın çizgileri mi? Kalın çizgileri seven bir kişiye nitelik uçlu bir dolma kalem hediye etmeniz hoşuna gidebilir. Aldığınız kalem ve tasarımda ve ederde olursa olsun temsil ettiği anlamlar ve sürekli satılacak olması onun karşı taraf için her zaman kıymetli bir hediye kalacaktır ve her kullanışında sizi mutlaka hatırlayacaktır. Sizce dolma kalemlerin hediye olarak verilmesinde başka ne tür sebepler olabilir? Nasıl bir dolma kalem hediye edilmelidir? Bu konudaki bilgi ve düşüncelerinizi yorumlarda lütfen bizimle paylaşın. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.